İletişimin temel ilkelerinden birisidir. Doğru cevabı almak için doğru soruyu sormak. Hikayedir ya bu. İki genç İncil okurken sigara içilip içilmemesi konusunda aralarında tartışırlar. Bir sonuca varamayınca papaza giderler. Papaza sorularını soran gençlerden biri olumsuz, diğeri olumlu cevap alır. Birincisi papaza İncil okurken sigara içebilir miyiz diye sorar. Papaz, İncil kutsal kitaptır. Saygısızlık olur. Bu nedenle içilmez der. İkincisi ise papaza sigara içerken İncil okuyabilir miyiz diye sorar. Papaz, İncil hayatımıza yön veren kutsal bir kitaptır. Her zaman ve her yerde okunmalıdır demiş. Yani doğru cevabı almak için soruyu doğru sormamız gerekiyor. Şimdi gelelim Kudüs mevzusuna. Herkesin kendisine sorduğu soru, Kudüs elimizden giderse ne olur? Ne olur? Sahiden ne olur? Kudüs elimizden giderse sadece bir toprak parçası mı kaybetmiş oluruz? Yoksa onlarca mabedimizden biri yıkılmış mı olur? Yahudilerden korkmuş mu oluruz? Veya Amerika'ya gücümüz yetmemiş mi olur? Yoksa evlerimizin duvarlarını süsleyen Mescid-i Aksa tabloları, kilimleri duvarlarımızdan inmiş mi olur? Ya da Filistin'deki 3-5 Mescid-i Aksa savunucusunu yalnız mı bırakmış oluruz? Cevapların hepsi yanlış. Çünkü soru yanlış. Kudüs elimizden giderse sorusu korkaklık belirtisidir. Ve İsrail'in de Amerika'nın da istediği soru şekli budur. Budur. Aslında sormamız gereken doğru soru, Kudüs elimizde olursa ne olur? Hayatımıza, ruhumuza ne katar Kudüs? Kudüs bizim olursa Allah Resulü'nün ilk kıblesi ve miraca çıkmasına şahit şanlı beldenin tapusuna sahip şerefli bir ümmet oluruz. Selahaddin Eyyubi'nin başına siyah sarık bağlayıp gülmeyeceğim, Kudüs esaretten kurtulana kadar gülmeyeceğim dediği ruhu kıyamete kadar yaşatıyor oluruz. Kudüs bizde olursa Kanuni'nin haremi şerif kapılarından birine La ilahe illallah İbrahim Halilullah yazdığı gibi dünya tarihine hoşgörü mührünü vurduğu kitabeyi akıllara bir kez daha kazımış oluruz. Kudüs bizde olursa Abdülhamit'ten bütün Osmanlı borçlarının silinmesi karşılığında Kudüs istendiğinde Mekke Allah'ın haremidir. Medine peygamberin haremidir. Kudüs ise bütün Müslümanların haremi ve namusudur demişti. Haremine ve namusuna sahip çıkanlar olarak ömrümüzü tamamlamış oluruz. İşte soru doğru olunca cevaplar da böyle oluyor. Doğru sorulardan bir tanesi de neden şimdi? Tarihe dikkat. Çünkü 6 Aralık 1917'de Osmanlı mağlup olup Kudüs'ten ayrılmıştı. 6 Aralık 2017'de yani tam 100 yıl sonra yarım kalan hesaplarını tamamlamak istiyorlar. Unutmayın. Kudüs bir coğrafi mesele değildir. İmani bir meseledir. Kudüs davasının sahibi haktır, haktır. Hak olan davada zafer muhakkaktır, muhakkaktır. Bize düşen Kudüs aşkımızı Nuri Pakdil'in şu mısralarıyla bütün Müslüman Müslümanlara hatırlatmaktır. Yüreğimin yarısı Mekke'dir. Geri kalanı da Medine. Üstünde bir tül gibi Kudüs vardır. Kalın sağlıcakla.